Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. AYT Matematik adına çok önemli bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere vereceğim sadece 3 temel stratejiyle AYT Matematiği en kolay şekilde fullleyeceksiniz. Bunu garanti ediyorum ve tüm samimiyetimle söylüyorum. Peki bunu nasıl bu kadar net ve emin bir şekilde konuşabiliyorum? Çünkü kendi sınav senemde de sonraki senelerde de AYT matematiği fullledim. Ve bilmeyenler için sayısal alanında 75. oldum. Şu anda da Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burslu olarak okumaktayım. Dolayısıyla ben sadece bu stratejileri uygulayarak fullediysem sizler de fullleyebilirsiniz. Ama videonun en başında peşin peşin söylüyorum. Bu video sadece AYT matematiği fulllemek isteyenler için çektiğim bir video. Hocam ben 20 net yapsam 25 net yapsam bana fazla fazla yeterli olur. Daha fazlasında gözüm yok diyorsanız bu video size biraz ağır kaçabilir. Ama ben fullemek istiyorum. Benim hedefim AYT matematikte 40'da 40 yapmak istiyorum diyorsan işte aradığın öz ve işine yarayacak video bu video. Dostlar bu video sürprizlerle dolu bir video. En kısa yoldan AYT matematiği nasıl fulleriz? En az eforla en fazla net artışını nasıl sağlarız? Hepsinin tüyolarını sizlere vereceğim. Ama ilk sürprizimizle videomuza başlamak istiyorum. Bu videoda tam 10 arkadaşımıza Apotemi yayınlarının AYT matematik fasiküllerinden bir tanesini hediye edeceğiz. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri açıklamalarda bırakıyorum. Yorumlarda 10 arkadaşımızı seçeceğiz. Ve eğer diğer koşulları da sağladıysanız sizlere bir hafta sonra ulaşmış olacağız. Ve ikinci bir çekilişimizde biliyorsunuz her videomuzda bir arkadaşımıza derece kampüsü olarak ücretsiz koçluk hizmeti sunuyoruz. Bu videoda da çekilişe katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenler yine bir önceki çekilişte aynı ve ekranda yansıtmış oldum. Bir önceki videomuzda koçluk kazanan arkadaşımızı da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz diyorum. Ve daha fazla vakit kaybetmeden AYT matematikle alakalı taktiklerime geçiyorum. Şimdi en önemli 3 taktiğimizle videomuza devam ediyoruz. Ama akıllarda şu sorunun canlandığına eminim. AYT matematiği fulllemek için bir ön çalışma yapmamız gerekiyor mu? Yoksa bu dostlama sadece bu 3 taktiği uygulasak fullleyebilir miyiz? Cevabım evet. Bir ön çalışma yapmamız gerekiyor. Peki hocam nedir bu ön çalışma? Dostlar, TYT matematikte iyi bir seviyede olmanız gerekiyor. İlk 12 konuyu iyi bir seviyeye getirmeniz gerekiyor. Sonrasında fonksiyonlarda çok ama çok iyi olmanız gerekiyor ve tabii ki problemlere de hakim olmanız gerekiyor. Eğer TYT matematikte bunları çoktan hallettim diyorsanız birazdan sayacağım 3 taktikle beraber AYT matematiği fullememeniz için hiçbir sebep yok. Birinci taktiğimizle başlıyoruz. Dostlar yoğunlaştırılmış bir program uygulamak zorundayız. AYT matematik çalışıyorsak tek odağımız AYT matematik olmalı. Neden? Çünkü AYT matematikteki her bir konu çok farklı tarzda soru tipleri içeriyor ve çok farklı zorlukta soru tipleriyle karşılaşabiliyoruz. Nitekim ÖSYM'de her sene bizi ters köşe yapabiliyor. Örnek vermek gerekirse 2020 ve 2023 sınavları bambaşka bir seviyedeyken 2021 ve 2024 sınavları bambaşka bir seviyedeydi. Dolayısıyla bizim her iki seviye içinde hazırlıklı olmamız için şimdiden tüm bu farklı soru tiplerini görmemiz lazım. Bu yüzden de yoğunlaştırılmış bir çalışma yapıp öncesinde fasiküllerden konuyu iyice pekiştirip sonrasında bu fasiküllerin üzerine minimum 2 adet ve farklı seviyeden soru bankaları koyarak ilerlememiz gerekiyor dostlar. Ancak bu şekilde yoğunlaştırılmış bir çalışmayla AYT matematiğin içinden geçebiliriz. Ve yoğunlaştırılmış program yapabilmek için de AYT matematiğe haftalık veya günlük programlarımızda çok uzun süreler yer vermemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Pomodoro taktiğiyle 20 dakika 30 dakika masa başında oturayım. 5 dakika 10 dakika mola vereyim. AYT matematikte sökmez. Gideceğiz 2 saat belki 3 saatleri bulan etütler yapacağız. Sonrasında mola vereceğiz. Ama o molayı verdiğimizde hangi konuyu çalışıyorsak farzi misal türev çalışıyorsak türevin temelini ciddi derecede anlamış olacağız. Bu size verebileceğim en önemli taktiklerden bir tanesi. İkinci taktiğimiz ise AYT matematik çıkmış soruların konu dağılımlarına mutlaka bakmamız gerekiyor dostlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü birçok arkadaşımız şu hatayı yapıyor. AYT matematiğin başındaki konular. Hatta daha da geri gidiyorum. TYT matematik konularına o kadar fazla zaman ayırıyor ki soru potansiyeli daha fazla olan fonksiyonlar gibi, limit, türev, integral gibi, logaritma, diziler gibi ya da trigonometri gibi konulara yeteri kadar vakit ayıramıyor. Ve şimdi size ortalama bir ÖSYM sınavında AYT matematikte bu saydığım konuların soru dağılımlarını söylüyorum. Fonksiyonlardan ortalama her sene 2 adet soru çıkıyor. Trigonometri'den ortalama 5, logaritma dizilerden ortalama 4, limit, türev, integral kısmından ise ortalama 12-13 adet soru çıkıyor. Dolayısıyla fonksiyonlar, limit, türev, integral, logaritma diziler ve trigonometri konu başlıklarından toplamda 20 soru çıkmış oluyor. Ve AYT matematiğin yarısı ve geometri kısmına attığımızda da sadece cebir kısmındaki 30 sorunun 20 tanesi yani %66'sı bu konu başlıklarından geliyor. Ama biz TYT matematiği çok fazla zaman ayırırsak ya da AYT matematiğin nispeten daha başındaki konulara daha fazla zaman ayırırsak ya da gidip permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom gibi soru potansiyeli nispeten az olan konulara daha fazla zaman ayırırsak işte asıl büyük balığı yakalamamış oluruz. O yüzden lütfen bu saydığım konulara özen gösterin. Bu konuları çalışırken de mutlaka birinci maddede bahsettiğim şekilde fasiküller çalışmalara başlayın. Sonrasında farklı seviyeden minimum 2 adet soru bankası çözün. Dostlar ben kendi sınav senemde apotemi fasiküllerinden çok faydalanmıştım ve matematiği fullememe sebep olan fasikül bence apotemi fasikülüydü. Neden? Çünkü içerisinde hem kolay tarzda hem de çok zor tarzda sorular vardı. Fullemek istiyorsanız en zorunu bile çözebilmeniz lazım. O yüzden şu şekilde ben apoteminin fasiküllerinden de sizlere göstereyim. Peki bu fasiküllerin diğerlerinden ayıran şeyler ne? İlk olarak arkadaşlar içerisinde adım ismiyle bizlere sundukları konu özetleri yer alıyor. Sonrasında adım pekiştirme şeklinde bu konuyla alakalı örnek sorular ve bunların örnek soru çözümleri yer alıyor. Sonrasında ise seviye seviye testler yer alıyor ve içerisindeki maraton testleri sayesinde de en zor seviyedeki soruları bile görmüş oluyorsunuz. Sınava bu şekilde hazırlanmış oluyorsunuz. Şu anda benim elimde bu şekilde 4 tane fasikülü var ama daha fazla fasikül de var. Yine kitapişler.com'da tüm fasiküllerini görebilirsiniz. Zaten videomuzda da toplam 10 arkadaşımıza apotemi fasiküllerinden bir tanesini hediye etmiş olacağız. Onu da tekrar burada yeri gelmişken belirtelim. Geliyorum 3. yani son taktiğimize. Hocam iyi güzel hoş ayet matematikte tamam, önce fasiküllerle çalışacağız. Sonrasında üzerine soru bankalarını farklı seviyelerden soru bankalarını ekleyeceğiz. Ama biz bunları çözerken nasıl çözeceğiz? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bundan önceki birçok videomda da verdiğim bir cümleyle bu soruya cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar karşınıza çıkan her soruyu sınavda çıkacak soru gözüyle çözmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Biraz açayım. Maalesef şu hatayı birçoğumuz yapıyoruz. Ben de sınav senemde yaptım. Birçok öğrencimin de yaptığını gördüm. Belki aranızdan yapanlar da vardır. Eğer yapıyorsanız bu videodan sonra bu hatayı yapmayın. Arkadaşlar her soru sınavda çıkabilecek potansiyelde bir soru. Yani zor bir soru gördüğünüzde ÖSYM zaten bunu sormaz demeyin. Ya da kolay bir soru gördüğünüzde ya bu sorunu çözdüm bana bir şey katmaz ben bu soruyu geçeyim ya da çözmekle uğraşmayayım vakit kaybetmeyeyim demeyin. Ya da iki şık arasında kaldığınızda gözünüz cevap anahtarına kaydığında tamam ben zaten sınavda bunu doğru yapardım demeyin. Emin olun en çok güvendiğimiz yerlerden sınavda patlıyoruz. Ummadık taş arkadaşlar baş yarıyor. O yüzden lütfen dikkatli olalım ve soruları çözerken de o soruyla alakalı her şeyi öğrenmeye çalışalım. Bir trigonometri soru çözüyorsun. Hatta çözdün, doğru yaptın ama 10 dakika cebelleşerek belki çok uzatarak çözdün ama hoca bunu Belki 3 dakikada çözdü. Belki 2 dakikada çok daha kısa bir yöntemle çözdü. O yüzden doğru yapsam bile git bunu dinle. Ya da şıkları deneyerek çözdüm. Ya ben zaten bunu denemede yaptım. Net kazandım. Bir net geldi diye düşünme. Git hocanın çözümünü dinle. Belki o çözüm sana vakit kazandıracak. Bir de AYT Matematik'te şu hatayı yapıyoruz. Zaten vakit var yavaş yavaş çözebilirim. Vakit sıkıntım yok diyoruz. Ya vakit sıkıntım var. Evet ÖSYM sana 3 saat veriyor ama sen o 3 saatte neden tek tur yapasın ki? İkinci tura dön. Hatta vaktin varsa üçüncü tura dön. Neden bir turla yetinesin? Ben kendi AYT sınavında matematikte 3 tane dikkatsiz hatası yapmıştım. Ve bunların 2 iki tanesini ikinci turda sonucusunu da 3. turda görebilmiştim. Dolayısıyla 2 tur bile bazen yeterli olmayabiliyor. O yüzden vaktin bol diye rehavete kapılmayın hızlıca çözün. O soruların en hızlı çözüm yöntemlerini mutlaka öğrenin. Dediğim gibi denemelerde ben bunu doğru yaptım diye rehavete kapılmayın. Denemelerin çözümleri sizler için çok önemli olacak. Peki hocam ben soru bankalarını ve denemeleri bu şekilde çözersem vaktim yetişir mi? Evet vaktim yetişir. Senin önünde daha 8 aylık bir vakit var. Ve senin bir AYT matematik sorusuna ya da yüzlerce AYT matematik sorusuna 5 dakika değil 15 dakika vakit ayırmaz senden bir şey götürmez. Ama sana çok şey katar. Çünkü eğer sen bir soruya 15 dakika soru bankasında vakit ayırırsan o soruyla alakalı bir daha hiçbir derdin kalmaz. Tek seferde o soruyla alakalı tüm derdini tasarı çözersin. Ama sen o soruya 3 dakika ayırıp sonrasında çözümüne bakarsan ikinci sefer o soru karşına çıktığında sen o soruyu yine yapamayacaksın. Ne olacak? Böyle aynı şekilde döngüye gireceksin. Sürekli o soru tipinden net kaybedeceksin. O yüzden soru bankalarında sorulara vakit ayırmaktan çekinmiyoruz. Denemelerde soruları uzun çözüp doğru yapsak bile yine gidip daha kısa bir yolu var mı diye denemenin çözümlerine teyit ediyoruz. Peki ben bu şekilde ilerlerken ne zaman denemelere başlamalıyım diyorsam onun da cevabını şöyle vereyim. Fasiküllerimizi güzelce çözdük. Sonrasında en az 2 adet AYT Matematik Soru Bankası'nı da bitirdik. Sonrasında düzenli rutin olarak yapmamız gereken bir çalışma var. Soru çözümleri izlemek. Neden? Çünkü YouTube'daki kaliteli hocalarımız bizlere çok farklı perspektifler katabilir. Peki burada hangi hocaları takip etmeliyiz? 1- Eyüp Bey'i mutlaka takip etmelisin. Ve Eyüp Hoca'nın soru çözüm videolarını oynatma listelerinde günlük izlemen gerekiyor. Sonrasında Tunç Kurdu takip etmelisin. Daha zor soru tipleri için özellikle AYT Matematik'teki türev integral videolarına ve AYT Matematik soru çözümlerine mutlaka bakmalısın. Ve son olarak da tavsiyem Şükrü Akkoyun hocamızı takip etmen. Bu hocamızın da videolarındaki soru çözümleri sana çok güzel perspektif katacaktır. Tamam ben bunları da günlük rutin olarak çözüyorum. Peki ne zaman denemelere geçmeliyim? İşte bunları rutin olarak çözerken AYT matematik denemelerine de eğer konuları bitirdiysen başlayabilirsin. Ama asla acele etme. Neden? Çünkü AYT matematik denemesinde gidip de 1,5-2 saat vakit verip hatta analiziyle kimi zaman 3 saatlere kadar çıkan bir vakit harcayıp bunun karşılığında da 20 net yapıyorsa bu 3 saat senin için vakit kaybı onun yerine git bunu konuları bitirmeye harca. Arkadaşlar sizin Şubat Mart ayına kadar rahat rahat konuları bitirmek için vaktiniz var. Mart ayından sonra AYT matematik branş denemelerine başlasanız bile yeterli olur. O yüzden lütfen şu anda AYT matematik denemelerine başlayacağım diye acele etmeyin. Ben kendim AYT matematik branş denemelerine Mart Nisan aylarında yoğunluk vermiştim ama bunun dışında daha erken bir tarihte sırf egomuzu tatmin edeceğiz diye ya ben AYT matematik denemelere başladım diyebilmek için başlamayalım. Laf olsun diye iş yapmayan dostlar ve videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. Umarım AYT Matematik adına birçok sorunuza cevap olan bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.